Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yine temporal preposisyonun yani zamansal edatlarla ilgili bir video yine göreceğiz. Bir ders işleyeceğiz. Biz daha önce temporal prepozisyonlardan bazılarını görmüştük. Mesela for, nach, in, für gibi edatlar görmüştük. Şimdi ise biraz daha farklı edatlar göreceğiz. Bunlar arkadaşlar bir zaman ifadesinin önünde bulunurlar. O yüzden zamansal edatlar denilir bunlara. Mesela bunlardan biri von an edatıdır. Den itibari anlamına gelir ve fondan sonra her zaman datif bir isim gelir. Yani buraya artikelli bir isim kullanırsanız, eğer bir isim kullanırsanız, tabi buraya zarf da gelebilir, zaman zarfı gelebilir. Mesela morgen, yarın anlamında onun artikeli yok. Ama artikeli olan bir isim gelirse buraya, o zaman burası datif olmak zorundadır. Fondan sonra her zaman datif kullanılır. Von, an, den itibaren anlamı verir. Von, bis, den, e kadar anlamı verir. Yine fondan sonra datif kullanılır tabi. Aynı kural burayı için de geçerlidir. Seit, den beri, dir anlamı verir. Mesela 3 aydan beri, 5 yıldır gibi anlamları biz seit'le veririz ama seit de her zaman datif kullanılır. Über üzerinde den fazla mesela 5 yıldan fazla derken über kullanılır. Akuzatif ile kullanılır. Bu anlamda kullanıldığında über her zaman akuzatif ile kullanılır. Über'in hakkında anlamı var. Üstünde anlamlarını daha önce görmüştük. Şimdi de zamansal olarak üzerinde den fazla anlamlarına geliyor. Bu anlamda kullanıldığında aslında meğerle eş anlamlıdır. Von datif an yani von an'ı önce görelim arkadaşlar. Von an ab wann sorusuna genellikle cevap verir. Yani ne zamandan itibaren? Von an. Von bis seit über. Bunlar ise wie lange sorularına cevap verirler. Von bis seit ve über ise wie lange sorularına cevap verirler. Bunlar aslında önemlidir. Bunlar özellikle YDT ve YDS sınavlarına hazırlananlar için aynı zamanda alıştırma yapanlar için de bunlar tabii ki önemlidir. Onu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar von datif ile kullanılır. Der ya da das'ın datif hali dem olduğu için von dem olduğunda vom olarak kısaltılır. Vom 1. Januar an. 1 Ocak'tan itibaren. Vom 1. Januar an. Vom Mittag an. Öğlenden itibaren. Bakın artikel bunun içinde gizlidir aslında. Vom Mittag an. Öğlenden itibaren. Bis e kadar anlamına gelir. Bis morgen. Yarına kadar. Bis zu. Datif ile kullanılır. Arkadaşlar eğer bizden sonra artikelli bir isim kullanacaksanız o zaman zu edatı gelir. Zu kendisinden sonra her zaman datif alır. Bakın. Bis morgen yarına kadar. Mesela bis fünf ua saat 5'e kadar. Bunları söyleyebilirsiniz. Burada sıkıntı yok. Ancak burada bir isim kullanmanız gerekirse artikeli olan bir isim kullanmanız gerekirse o zaman bisle birlikte tsu'yu kullanmanız gerekir. Tsu da kendisinden sonra her zaman datif alır. Mesela biz tsu deyim olduğunda yani der ya da das'ın datif hali demdir. Tsu'dan sonra dem geldiğinde o kısaltılır. Biz tsum olur. Biz tsu der yani dinin datif hali de derdir. Biz tsu der olduğunda da tsu der de kısaltılır. Tsur olur. Biz tsu şeklinde olur. Biz tsum tot ölene kadar. Ölüme kadar ya da biz tsum tot. Biz tsum zoma yaza kadar. Biz tsum zoma. Örnek cümlelerimize bakalım. Von morgen an arbeite ich wieder. Yani itibaren tekrar çalışıyorum. Von morgen an arbeite ich wieder. Der Daumen schmerzt von gestern Abend an. Baş parmağım dün akşamdan itibaren ağrıyor. Vom 1. Januar an haben wir Prüfungen. 1 Ocak'tan itibaren sınavlarımız var. Von 5 bis 8 arbeite ich im Büro. 5'ten 8'e kadar büroda çalışıyorum. Unsere Praxis ist von 8 bis 12:30 geöffnet. O da 13. Ya da
12,5 derken hat right sein şeklinde söyleyebiliriz. Unsere Praxis ist von 8 bis hat right sein geöffnet. Muayenehanemiz saat 8'den 12.30'a kadar açıktır. Die Praxis ist vom 23. bis zum 30. Juni geschlossen. Muayenehane 23 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar kapalıdır. Bakın gördüğünüz gibi Juni'nin artikeli Haziran, yani aylarla der artikeli kullanıldığı için burada bistum şeklinde kullanılıyor. Vom 8. bis zum 10. Juli machen wir Urlaub. 8 Temmuz'dan 10 Temmuz'a kadar tatil yapıyoruz. Biz her ne kadar Türkçe'de iki sefer ay söylesek de Almanca'da söylenmiyor tabii. Almanca'da tek sefer ay söyleniyor. Biz bir sefer söylediğimizde evet doğru oluyor ama biraz sanki kulağa tırmalıyor gibi geliyor. Vom 8. bis zum 10. Juli machen wir Urlaub. Maria lernt seit einem Jahr Deutsch. Maria bir yıldır Almanca öğreniyor. Gördüğünüz gibi seit dativ ile kullanıldığı için. Ich bin seit 15 Jahren Deutschlehrer. 15 yıldır Almanca öğretmeniyim. Seit einer Woche ist er krank. Bir haftadan beri hastadır. Yine gördüğünüz gibi datiftir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ich warte schon über eine Stunde auf dich. Bir saatten fazladır seni bekliyorum. Ich warte schon über eine Stunde auf dich.